Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Mart 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, öncelikle Mart ayının konu başlıklarını kısaca bir bakalım. 7 Mart'ta Başak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek ve hemen ertesinde yine 7 Mart'ta Satürn Kova Burcu'ndaki yolculuğunu tamamlıyor ve Balık Burcu'nda transite başlıyor. 16 Mart'ta gezegeniniz Venüs Boğa Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. 20 Mart'ta Güneş Koç Burcu'na geçiyor ve 21 Mart'ta Koç Burcu'nda yeni ay doğacak. 23 Mart'ta Plüto Kova Burcu'na geçiyor ve 25 Mart'ta Mars ikizlerden ayrılıp Yengeç Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Evet, şimdi detaylara bakalım. 20 Mart'a kadar Güneş Balık Burcu'nda parlayacak ve hemen 2 Mart itibariyle Merkür de Balık Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Ve bu 20 Mart'a kadar olan süreç içerisinde sizin de ilginizi, alakanızı daha çok kolektif alandaki temalara, arkadaşlarınıza, grup çalışmalarına, toplumsal organizasyonlara yöneltebilir. İş ve kariyer konularında da yaptığınız çalışmaların biraz daha kalabalıklar tarafından fark edilmesi mümkündür. Parasal kazançlarınız anlamında da burada yine yeni açılımlar olabilir, yeni gelir kapıları gibi bazı imkanlarınız olabilir. Daha çok gelecekle ilgili projeleriniz, hayalleriniz, dilekleriniz, umutlarınız neyse, bunlar parasal iş konuları olabileceği gibi maneviyatla ilgili konular olabilir. İşte sosyal hayatınız, arkadaşlarınız veya tamamen başkalarına, toplumun yararına yapılacak hizmet ve çalışmalar olabilir. Buralardaki planlarınıza daha fazla odaklandığınızı söyleyebilirim. 7 Mart'ta Başak Burcu'nda sizin için güzel bir dolunay meydana geliyor. Çünkü toprak elementinde olacak ve güzel bir açıda olacak sizin için. Üstelik 5. evinizi aydınlatacak bu dolunay. Burcunuzdaki Uranüs'te de güzel bir üçgen açısı var. Heyecanlı etkiler var. Bu dolunay sizi mutlu edecek, bazı sürprizler getirebilir hayatınıza. Özellikle aşk hayatınızda, romantik konularda yeni açılımlar olabilir veya hani süreçte olan bir konunuz varsa, belirsizlikler olan, hoşlandığınız bir kişi olabilir hayatınızda. İşte burada sizin için umut verecek gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla yalnız olan boğaların yaşamına romantik bazı ilişkilerin girmesi, aşk hayatında güzel gelişmelerin olması bu dolunayda mümkündür. Çocuklarla ilgili gelişmeler olabilir. Hamilelik gibi, doğum gibi, çocuk sahibi olmakla ilgili veya çocuklarınız var. Onlarla ilgili planlarınız varsa onların eğitimleri olabilir. Onlarla ilgili planlarınız olabilir. Biraz daha onlarla zaman geçirebileceğiniz, eğlenebileceğiniz, bir şeyleri kutlayabileceğiniz güzel haberler gelebilir. Parasal kazançlarınız anlamında da aslında bu Başak Dolunay'ının size sürprizler, hızlı kazançlar getirmesini bekleyebiliriz. Yani bunlar daha önceden yaptığınız işlerin, çalışmaların etkisi de olabilir. Yaptığınız bir yatırımın geri dönüşü de olabilir örneğin. Yaratıcılığınızı ifade edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Yeteneklerinizi fark edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Sanatla uğraşıyorsanız sizin için çok verimli bir dönem. Çünkü yaptığınız çalışmalar, işler başkalarının dikkatini çekebilir, takdir edilebilirsiniz burada. Aynı zamanda da kendinize yeni bir hobi, bir iş, böyle bir meşguliyet de bulabilirsiniz. Bir şeyleri öğrenmek için bir kursa başlamak gibi örneğin. Yani tam da Başak Dolunay aslında yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz fırsatları size sunabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş Burcunuz ve Yükselen Burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa bunu 12 ile 20 derece arası olarak alabilirsiniz. Bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha önemli ve güçlü olabilir. Değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa, Başak, Balık, İkizler, Yay gibi, o zaman yine daha fazla önemli olacaktır. Bu dolunayın size yansımaları, daha güçlü etkilerle karşılaşabilirsiniz. Ayın 16'sında gezegeniniz Venüs Boğa Burcu'na geçecek sevgili boğalar. Bu sizin için güzel bir gelişme. Enerjiniz yükselecek, yaşamdan keyif almanız daha çok öne çıkacak ve bunun için de koşullarınız iyileşmeye başlıyor. Venüs Boğa'da çok güçlüdür ve sizinle beraber şans gezegeninde olduğu için kendinizi daha bir koruma altında, daha bir güçlü, güvende hissedebilirsiniz. İlişkilerinizde de uzun vadeli, güven veren ilişkiler kurmanız, parasal kazançlarınıza daha bereketli bir dönemde olmanız mümkün. Güzellik, estetik gibi alanlarda da faydalıdır. Venüs burada sizin için. Kişisel bakımınızla daha rahat ilgilenebilirsiniz. Cazibeniz zaten doğal olarak da artacağı için sosyal ortamlarda dikkat çekmeniz,
ilişkilerinizde daha fazla öne çıkmanız, fırsatlarla karşılaşmanız da mümkün görünüyor. 19'unda Merkür Koç burcuna geçecek. Ayın 20'sinde Güneş Koç burcuna geçiyor ve hemen ardında 21 Mart'ta Koç burcunda bahar ekinoksuyla beraber yeni ay doğacak. 12. evinizde bir yeni ay doğuyor. Bu yeni ay ile beraber genel olarak yaşamınızda maddi manevi her alanda bir düzen kurma, şifa arayışı sizin için öne çıkabilir. Örneğin sağlığınızla ilgilenmeniz. Bunlar güzellik için, estetik için de olabilir bakımlarınız. Veya genel kontrolleriniz, check-up gibi böyle hastanelere gitmeniz, kliniklere gitmeniz. Buralarda kendinizle ilgilenecek bazı uygulamalar yapmanız mümkün. Sağlık sorunlarınız varsa bunları da tedaviler içinde tabii ki zaman ayırabilirsiniz. Yalnız başınıza yapacağınız işler için, çalışmalar için de bu yeni ay size fırsatlar sunabilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Öncü burçlarımız daha fazla etkileniyorlar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 0 derece ve yakınlarında öncü burçlarda Koç, Terazi, Yengeç ya da Oğlak. Bu burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Bulunuyorsa bu yeni ay sizin için tesir bakımından daha güçlü olacaktır. Aslında bu ay 7 Mart'taki Dolunay sizin için çok daha belirleyici, çok daha etkili bir tesir getiriyor. Koç burcundaki yeni ayda kişisel haritalarınızdaki öncü burçlardaki bağlantılara göre burada etkiler getirebilir. Evet, Satürn Balık burcuna geçecek 7 Mart'tan itibaren. Bu tabii ki önemli. Satürn'ün Balık burcuna geçişi kolektif bir etki aynı zamanda ve uzun süreli bir etki, sadece bu ayla sınırlı değil. 13 Şubat 2026'ya kadar Satürn Balık burcunda olacak. Bunun için ayrıntılı, daha detaylı bir video hazırladım. Demet Bağtacı YouTube kanalımda Satürn Balık burcunda videomuzu izleyiniz. Hem genel etkilerinden bahsettim, hem de burcunuza olan tesirlerinden bahsettim. Şimdi burada tekrar bunları çok fazla anlatmayacağım. Çünkü bu ayla sınırlı bir etki değil bu. Uzun vadeli bir tesir. Ayın 23'ünde de Plüto burcu değiştirecek. Oğlak burcundan ayrılıp Kova burcuna geçecek. Plüto da kolektif bir gezegen ve çok uzun süreli bir tesir bu. 2044'e kadar Plüto Kova burcunda ilerleyecek. Bu yıl sadece şöyle bir merhaba diyor. 11 Haziran'a kadar 0 derece Kova burcunda olacak. Daha sonra 11 Haziran'da tekrar Oğlak burcuna gerileyecek. Dolayısıyla bununla da ilgili detaylı bir video hazırlayacağım. Yine özel olarak hazırladığım Plüto Kova videomuzu da Demet Bağtacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Kariyeriniz, gelecek planlarınız, toplumdaki statünüz, duruşunuz aslında sizin için önemli bir transit. Kova burcundaki Plüto geçişi güçlü ve dönüştürücü bir etki. Toplumda bulunduğunuz statünüzde, kariyerinizde bir güçlenme dönemi, ama bununla birlikte de bazı önemli testlerin, bazı sınamaların, sorumlulukların artışı gibi örneğin. Hani bunlarla da bir yüzleşme dönemi, uzun süreli bir etki. Daha çok kolektif alanda olup biten gelişmeleri izlemekte fayda var 11 Haziran'a kadar. Bu bize bazı işaretler verecek aslında. Yani önümüzdeki 20 yıl dünyada neler olup bitiyor? İnsanlığı toplumsal, ekonomik, kültürel olarak nasıl etkileyecek bu geçiş? Bununla ilgili bazı işaretleri bize verebilir 11 Haziran'a kadar. Evet, Mars 25'inde Yengeç Burcu'na geçecek. Artık ikizlerdeki uzun yolculuğu bitiyor. Yengeç Burcu'na geçiyor. 25'inden itibaren enerjinizi daha çok yakınlarınıza biraz daha odaklayabilirsiniz. İşte kardeşlerle ilgili konular, akrabalarla ilgili faaliyetler, komşu ilişkileri, yaşadığınız mekan ve yerde yakınlarınızdaki bazı düzenlemeler, örneğin çevresel anlamda yapılacak işler, eğitimle ilgili bazı konular, kısa ve uzun bazı seyahatleriniz olabilir bu dönemde. İş içinde olabilir, eğitim içinde olabilir. Biraz daha hareketin, iletişimin, gidip gelmenin artabileceği bir dönemde olabilirsiniz. Mars Yengeç Burcu'nda ilerlerken. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.